Merhaba arkadaşlar. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mayıs ayında yayınlamış olduğu Muğla sorularına geldik. Çalışma sorularına. Matematik kısmını çözeceğiz beraber. Hemen başlayalım çözmeye. Yukarıda kare 4 eş kareye ayrılıp, bu bir kareymiş, 4 eş kareye ayrılmış. Nasıl yapacağız? Yani hemen şurada gösterirsek kareleri şöyle bölüyoruz değil mi? 4 tane eş kare olsun diye. Buradan böldük. Hepsini tam ortasından bölmüş olduk. Kenarları. Diyor ki bunlardan bir tanesinin yerini değiştirerek T harfi oluşturacağız. Peki nasıl yaparım T'yi? Şu kare yaklaşık buradan alırız. Buraya ekleriz değil mi? Bakın buraya eklediğimizde bir tane T harfi olacak. Yani şuraya çizdiğimde ben benzerini. Üstte yan yana 3 tane eş kare olacak. Altta arkadaşlar bir tane kare olmuş olacak. İşte benzemedi kare ama işte kare deyince ona. Şimdi peki buradaki uzunluk 4x artı 6 olduğuna göre yarısı burada yarısı burada olacak. Yani bunu ikiye böldüğümde 2x artı 3 2x artı 3 olarak buradaki her bir uzunluk 2x artı 3. Diyor ki önce x'in ne olduğunu bakalım burada. X arkadaşlar kuvvetleri çarpımında 2 üzeri eksi 2'ymiş. Bunu en son yerine yazacağım ben. Bize sorulan şu şeklin çevresi bunun. Şimdi her biri x 2x artı 3 burada. Peki kaç tane x artı 3 bakalım çevresinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ne var? 2x artı 3 var. Yani şu değil mi çevresi? 10 çarpı 2x artı 3. Yani çarpma dağılma özelliğinde 20x artı 30. Şimdi burada ben x'in ne olduğunu biliyorum. Hatta bu nedir? 1 bölü 4'tür değil mi? 20 yerine yani 20 çarpı 1 bölü 4 yazdığımda x yerine artı 30 da var. Buradan 20'yi 4'e böldüğümde 5 yapar. 30'da 5 toplarsam 35 yapar. O da bakıyorum A şıkkında varmış. Evet geldik soru 2'ye. Diyor ki bir anketör yaptığı bir araştırma için 10 soruluk bir anket oluşturmuş ve Ali'ye sormuştur. Ali'nin ankette verdiği cevaplar tabloda gibiymiş. Şimdi burada ankete katılım endeksi diye bir şey var arkadaşlar. İşte A üzeri B çarpı D üzeri C artı E şeklinde hesaplanıyormuş. Buna göre Ali'nin katılım endeksi ne? Tek tek bulacağız. Çok kolay. Önce A, B, C, D ne buraya bir bulalım. Diyor ki tüm sorular tamamen katılıyorum. Yani tüm sorular için tamamen katılıyorum. A. Tamamen katılıyorum. Bakın kaç tane var? 4 tane var. Yani A 4. B için katılıyorum. Yani B 1. Kararsızım. C bu. O da bakın kararsız da bir tane demiş. Sonra katılmıyorum. 2. O da D. Sonra hiç katılmıyorum. 2. O da E. Hemen yerine yazıyorum. Ne yapıyordum? A üzeri B. Yani 4 üzeri 1 çarpı D üzeri diyordu. D burada 2. Üzerinde C ve E'yi topluyorum. Yani 1 ve 2'yi topluyorum. Bunu bulacağım. Yani 4 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 3. Zaten bu 4'tür. Yani 2 üzeri 2'dir. Bu da 2 üzeri 3'tür. Ve kuvvetleri topladığımda 2 üzeri 5 yapar. O da B şıkkı olmuş oldu. Geldik soru 3'e. Diyor ki karat ölçü birimi çok eski çağlardan bu yana kullanılan bir ölçü birimidir. Her bir keçi boynuzu çekirdeği şekil ve ebatlarına bakılmaksızın 0,2 gramdır. Yani tüm çekirdekler aynı kütledir. Çekirdeklerin sabit kütlelere sahip olması sebebiyle bir karat bir keçi boynuzuna eşit sayılmıştır. Yani demek ki bir karat bir keçi boynuzu yani 0,2 gram. Bu bilgiler ışığında 0,0125 karat bilimsel gösterimi ile kaç gram olduğunu bulunuz. Şimdi burada önce bundaki virgülü en sağa atarsam yani 1, 2, 3, 4 sağa gittiğinde bu 125 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. Şimdi bu 1 karatın. Ne yapacağım bunun kaç gram olduğunu bulurken? 0,2 ile çarpıyorum. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. 125 hani farklı çözüm yolları görmüş olursunuz. Yine bunun bir tane sağa atarsam 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur mu? Olur. Ne yapacağım? Normalleri çarpıyorum yani. Bu çarparsam ne alır? 250. 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 1 de 10 üzeri eksi 5 yapar. Bunun bir sıfırını buraya aldığımda 25 çarpı yani aslında şöyle düşünürsek bir tane daha virgül almış oldum. 25 çarpı 10 üzeri eksi 4. Niye? Artacak değil mi onun kuvveti? Bir tane daha almam lazım bilimsel gösterim olsun diye. 2,5 çarpı ne olmuş olacak? 10 üzeri eksi 3 olacak bir tane daha artacağı için. O da bakıyorum B şıkkında var. Evet, şimdi geldik soru 4'e. Soru 4 şimdiden söyleyeyim biraz anlaşılması biraz zor bir soru diyebiliriz. Çünkü ince böyle
Soruda ayrıntılar var. Nasıl kavrayacağız diye iyi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım, diyor ki A ve B butonları üzerinde bulunan adamlar buton üzerinde zıpladıklarında butonlar aşağıya inerek su fışkırtmaktaymış. Birinci adam her zıplayışında buton 10 santimetre aşağı iniyor. Yani bu 10-10 iniyor aşağıya doğru. Ve her zıplayışında 0,18 kilogram su fışkırtıyor. Diğeri ise her zıplayışında buton 15 santimetre aşağı iniyor. Ve inen butondan da 0,45 kök içinde kilogram su fışkırıyormuş. Zıplamaya her defasında aynı anda başlayabilmek için aşağıya önce inen adam diğer adamı beklemekteymiş. Yine aynen zıplamaya devam edeceklermiş. Yani şu arkadaşlar, burası önemli. Şimdi bunun fazla zıpladığını görüyor musun? Yani bu bir zıplıyor 15 aşağı iniyor. Bu bir zıplıyor 10 aşağı iniyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu bir kere daha zıpladı. 30 mu aşağı indi? Şimdi zaten bakın 15 aşağı indiğinde bu 10 indiğinde değil mi? Bunu beklemesinin mantığı yok. Çünkü bu bir kere daha zıplayınca 15'e ulaşamayacak değil mi? O zaman demek ki 30'dayken bunu bekleyecek. O zaman bu iki kere zıpladığında, iki kez diyelim, zıpladığında 30 olduğunda, bu ise 30'a ulaşmak için ne yapması lazım? 3 defa değil mi? 10 zıplaması lazım. 30 olsun diye. Yani 10, 20, 30 olacak. Kaç oldu peki burası? 3 kez oldu. Yani bu 3 kez zıpladığında aynı yere geldiğinde bu 2 kez mi zıplamış olacak? O zaman bu seviye için diyelim, 30'a indikleri için 3 bu zıpladı, 2 bu zıpladı. Toplam kaç olacak peki? 5 kez zıplamış olacaklar. Ama toplamda kaç zıplama olmuş? 25 kez. Yani ne anlıyorum ben? 5 katı kadar zıplamışlar. Yani aslında bu en son gelene yere kadar 5 kez, 2 kez değil de 5 katı kadar 10 kez zıplamış bu. Bu ise 5 katı kadar diyelim. Yine çarparsak 5'te 15 kez zıplamış olacak. Burası çok önemli. Bunu bulduktan sonra işlem kolay. Zaten ben ne biliyorum? Dışarı çıkan toplam suyu bulacağız bu arada kilogram olarak. Birincinin her zıpladığında 0,18 olduğunu biliyorum. O zaman ne yapmam lazım? 5 çarpı 0,18 buradan gelecek. Onu bir düzgün yazayım, güzel gözüksün. Evet. Diğeri de arkadaşlar, onu da buraya yazayım. Bu 10 kezdi. Her defasında 0,45. Yani 10 defa 0,45 kilogram su çıkacak. Şimdi bunu düzenlersek arkadaşlar, bu aslında nedir? Şöyle düşünelim. Bu kök içinde 18 bölü 100 değil mi? Dışarı bu kaç çıkar arkadaşlar? 10 çıkar. Hemen ne yapalım burada? 15 çarpı. Şimdi bu payda kısmını düşünelim. Dışarı 10 çıktı. Kök 18 kaldı yukarıda. 18'e dışarı arkadaşlar 3 kök 2 çıkar. Buradan ben bunları 5'e bölebilirim. 5'e böldüm. 3 yapar. 5'e böldüm. 2 yapar. Peki çarparsam bunu 9 kök 2 bölü 2 kilogram su buradan geldi. Şimdi gelelim ikinci adama. Yine bunu düzenlersek bu 45 bölü 100 demektir. Değil mi kök içinde? Bu dışarı 10 çıkacak. Yani aslında 10 çarpı bunun paydası dışarı 10 çıktı. Kök 45 yukarıda kaldı. Kök 45 9 çarpı 5 yaptı. Şimdi 9 dışarı 3 çıkacak. 5 içeride kalacak. Zaten burada da ne olmuş olacak? Bunlar sadeleşince 3 kök 5. Şimdi 9 bölü 2 de ne yapacak? Onu da bulalım. 9 bölü 2 4,5 yapar çarpı kök 2. Artı bir de buradan ne geldi? 3 kök 5 geldi toplamda. Demek ki şıklarda bu hangi şıkta var diye bakıyorum. C şıkkında var. Geldik soru 5'e. Evet, çarkta yer alan karşılıklı ifadelerin sonuçlarının çarpımı birbirine eşit. K'ye karşılıklı her çarpımın sonucu 1 bölü 2 olacak. Örneğin 2 üzeri eksi 3 çarpı turuncu 1 bölü 2 olması lazımmış. Buna göre aşağıdaki çarkta yer alan sayılardan hangisi çarkta yer almaz? Şimdi bakalım. Sonucu ne istiyorum ben? 1 bölü 2 mi? Hemen bak buradan bulalım aslında. Adam yazmış buraya. Neydi yani? 2 üzeri eksi 3 çarpı t diyelim turuncuya. Ne olacak? 1 bölü 2 mi olacak? Bu ne demektir? 1 bölü 2 üzeri 3 demektir. Çarpı t 1 bölü 2. Yani bunu ben yukarı aldığımı düşünürsem 2 üzeri eksi 3 çarpı t yapar değil mi? 1 bölü 2. Ben İsterseniz bunu yine karşıya atabilirim. Ya da şöyle yapalım. 2 üzeri eksi 3 t ya bu. Bunu da 2 üzeri eksi 1 yapalım. Şöyle düşünebilirsiniz. İster bunu karşıya at bölme olarak, istersen t'nin ne olacağını düşün. 2 üzeri kaç olsa kuvvetleri topladığımda eksi 1 yapar. 2 üzeri artı 2 olsa, yani 2 üzeri 2 olsa
olur. Çünkü kuvvetler eksi 1 yapmış olacak. Yani T 2 üzeri 2. 2 üzeri 2'yi birazdan bakarız nerede olabileceğini. Şimdi bakalım sonra neye? Atıyorum mora bakalım. O da nedir peki? Eksi 16 üzeri eksi 2 çarpı mor yine 1 bölü 2. Yani 2 üzeri eksi 1 yapması lazım. Eksi 2 yazmayalım. Eksi 1 yapması lazım. Çünkü 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1'dir. Şimdi bunu düzenleyelim. Bir kere negatifin çift kuvveti olduğu için buradaki negatif falan artık bir anlamı yok. Çünkü o pozitif yapacak. Bu da 2 üzeri 4 demektir. Şurada yazalım. 2 üzeri 4 demektir. Kuvvetlere çarpacağım. 2 üzeri eksi 8 yapacak. Mor 2 üzeri eksi 1'miş. Demek ki bu 2 üzeri 7 yapması lazım. 2 üzeri eksi 1 kalsın. Yani şöyle diyelim. Mor da 2 üzeri 7 yapacak. Şöyle kutu içine aldım da unutmayalım. Ne kaldı arkadaşlar? Maviye bakalım. Evet biraz aşağı indim. Mavide bakın nedir? 8 üzeri eksi 2 değil mi? Şunu şimdiden şöyle yapıyorum. 2 üzeri 3'tür 8. Üzerinde eksi 2 var. Yani bu 2 üzeri eksi 6 demektir. Demek ki 2 üzeri eksi 6 ile mavi çarptığında 1 bölü 2 yani 2 üzeri eksi 1 yapacak. O zaman bunun da 2 üzeri 5 yapması lazım. Bu ne peki arkadaşlar? Bu maviydi. Şöyle mavide yazalım. Karışmasın çünkü bu da mor. Geldik ne kaldı? Kırmızı. Yani şu değil mi? Şöyle düşünelim. Bir kere bu eksi. Unutmayalım. Çünkü parantez falan yok. Hem zaten kuvvet tek. Şimdi bu eksi 2 üzeri 2'nin şöyle düşünelim. Eksi birinci kuvvet. O da eksi 2 üzeri eksi 2 yapar. Şimdi eksi 2 üzeri eksi 2 ile neyi çarpınca arkadaşlar? Kırmızıyı çarpınca 2 üzeri eksi 1 yapacak. Bir kere bunun sonucu ne? Pozitif değil mi? Eksi ile benim o zaman eksiyi çarpmam lazım ki pozitif yapsın. Kuvveti eksi 1 olması için 2 üzeri 1 olması lazım. Demek ki kırmızı da kır diyelim böyle kısaltalım. Eksi 2 üzeri 1 olması gerekiyormuş. Şimdi tek tek bakalım. 2 üzeri 2 bulacağız ona göre. 2 üzeri 2. Şimdi bakıyorum aslında burada buldum. Niye? Çünkü negatifin çift kuvveti var değil mi? Eksi 2 çifttir. Bu pozitif yani 2'dir artık tamam öyle düşünün. Kuvvetleri çarpınca eksi 1 eksi 2 2 üzeri 2 yapar. Yani bu olabilir. Şimdi gelelim buraya isterseniz. Bu da çünkü şu yapacak. Kırmızı yapacak. Niye? Negatifin tek kuvveti olduğu için bir kere eksi duracak. Tabanda 2. Eksi 1 ile eksi 1'i çarparsam artı 1 yapar. Yani bu da olmuş oldu. Bakın kırmızı olan oldu bu. Gelelim mesela 2 üzeri ne var başka bulduklarımızda? Mesela 5. A şıkkında gördüm. Niye? 2 üzeri kuvvetlere çarpınca artı 5 yapar. 2 üzeri 5 oldu. Ama bu olmayacak. Demek ki B şıkkımız burada yer almayacak. Evet geldik soru 6'ya. Üste bize üstlü sayıların iki tane üssü olunca parantezde ayrılan ne yapacağımızı söylüyor. Çarpıyoruz kuvvetlerini biliyoruz. Diyor ki burada her sembole bir sayı verilmiş, değer verilmiş. Buna göre hangileri birbirine eşittir? Bakalım. Şimdi burada hemen başlayalım. Bu bir kere 2. Şurayı yazdım. Üzerinde ne var arkadaşlar? Aşağı bakan eksi 1 var. Ve üzerinde 2 var. Kuvvetleri çarparsam 2 üzeri eksi 2 yapar. Yani bu 1 bölü değil mi? 4 aynı zamanda. Gelelim buraya. Yukarı bakan yani 1. Zaten bakın taban 1 olduğunda kuvvetlerin ne olması önemli değil. Çünkü 1'in her kuvveti 1 yapar. Yani B1'miş. C'ye bakalım. C'de dikdörtgen yani 2 ters üçgen var. Eksi 3 ve üzerinde aşağı bakan eksi 1. Yani ne bu? 2 üzeri eksi 3 eksi 1 çarparsam artı 3 yapar. Yani 8. D'ye geldim. Eksi 1 var. Eksi 1'in üzerinde kare var. Yani 2 negatifin çift kuvveti arkadaşlar pozitif yapar. Bu da artı 1 yapmış olur. Geldik buraya. Dikdörtgen 2 üzeri ters üçgen ters ok var. Eksi 1. Bir tane daha kare var. 4. Çarparsam 2 üzeri eksi 4. Yani 1 bölü 16. Geldim buraya. Bu 4'tü. Bu 2 arkadaşlar orada gördüm. Bir de yukarı bakan 1 var. Bu da 4 üzeri 2 yapar. Yani 16 yapar. Aynı yapan bakın B ve D olmuş oldu. 1, 1. B ve D'de bakıyorum. Denizli şıkkında var. Evet geldik soru 7'ye. Kareköklü sayılarla ilgili etkinlik yapan gözde öğretmen tahtaya atasözlerini yazar. Atasözlerinde bulunan toplam sesli harf sayısını bularak kareköklerini alır. Ve atasözlerinin sesli harf sayılarının kareköklü ifadelerini toplar. İşte demiş ki bakın sesli harf sayısı burada 9. İşte 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Kök 9. Demiş ki işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kök 7. Bunların toplamı da böyle yazmış. Daha sonra diyor ki tahtaya başka da sözleri yazarak kendi yaptığı gibi atasözlerinde bulunan toplam ses harf sayılarının kareköklerini alarak toplamlarını öğrencilerinden bulmasını ister. Buna göre bunların diyor ki yukarıda yazanların toplamı nedir işte. Bakın. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 bir de aynı şeyi yazmamış değil mi? Bakalım oraya bir. Yok değil mi? Farklı yazmış. Ha. Aynı yazmış. Onu çünkü almayacaktım. Şimdi bak hepsi farklı burada. Hepsini toplayacağız yani. Sesli harf sayıların toplamı. Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani kök 12 buradan gelecek. Ne gelecek arkadaşlar? 2 kök 3. Gelin buna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani kök 8, 2 kök 2. Geldik buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kök 12 yani 2 kök 3 de buradan geldi. Bunların toplamı diyor. Zaten şu ikisini toplayabiliyorum. Bu 4 kök 3 yapar. Yani 2 kök 3 artı 4 kök 3. Bakıyorum şıklar parantezli ya. Demek ki ortak çarpma parantezini almış. 2 ortak çarpma parantezini aldığımda burada kök 3 olur. Burada da 2 kök bu kök 3 değil pardon. Bu 2 değil mi? Evet 2. 2 kök 2'ydi. Bu kök 2 olur. Bu da 2 kök 3 olur. Yani parantez dışında 2 olacak. İçeride 2 kök 2 ve 2 kök 3. Kök 2 ve 2 kök 3 arkadaşlar bakıyorum C şıkkında var. Evet geldik 8'e. Karekök bulmaca diye bir şey yapmışlar. Diyor ki bulmaca doğru bitişi bulmak için bitişe giden her çarpım sonucunun rasyonel sayı olması gerekiyormuş. Rasyonel sayı olacaksa arkadaşlar kök işlerindeki çarpımların sayıların aynı olması gerekiyor. Buna göre çıkışı hangi kapıdan yaparız? Bakacağız şimdi buraya. Şimdi bakalım. Zaten bu rasyonel. Niye bu kere bakın bu 49 bölü 100 değil mi? Bu dışarı çıkar. Bu da çıkar. Yani 7 bölü 10 diye çıkar. Zaten bu da rasyonel köklü değil yani. Demek ki başlangıç buradan sağ veya sola şimdi gideceğiz. Şimdi buraya bakalım hangi tarafa gideceğiz diye. Şimdi burası 121 bölü 100 değil mi arkadaşlar? Yani bu dışarı 11 diye çıkar. Bu da 10 çıkar. Yani bu çıkabildi. Zaten bu tam kare. Bu da 2 diye çıkar. Demek ki burası rasyonel. Şimdi buraya bakarsak bu da kök 5 var değil mi? Dışarı çıkmaz zaten. Buraya geçtik. Buraya geldik. Şimdi buraya bakalım. Şimdi burada hemen sadanlık yapmadan şuraya bakalım. Çünkü burada bu çıkacak ama arkadaşlar ben anladım buradan çıkmayacağını. Niye? Bu bir kere bölü 1000 demektir değil mi? 1000 bir şeyin karesi değil. Ama buraya bakarsak şimdi bu 9 bölü 1000 değil mi? Kök içinde. 1000. Bu da arkadaşlar 4 bölü 10 değil mi kök içinde? Şimdi 9 çıkar. 3. 4 çıkar. 2. Bunlar çıkmıyor ama arkadaşlar bunları kök için çarptığımda kök 100, kök 1000 pardon kök 1000 ile kök 10 çarparsam şurada bir kök 10.000 gelecek. Yani bu 100'ün karesidir. Dışarı 100 çıkar. Yani bu taraftan devam ediyorum. Şimdi geldim. Bu mu bu mu diye bakıyorum. Şimdi bu kere bunlar çıkıyor değil mi? Bu da rasyonel. Bu da rasyonel. Şimdi bakacağım şey benim burada bu. Şimdi şuraya bakalım. Burada sıfırları sadeleştirebilirim. 9 dışarı çıkar ama 160 bir şeyin karesi değil. Ama burada sıfırları sadeleştirdiğimde 16 dışarı 4 çıkar. 9 dışarı 3 çıkar. Demek ki benim bitişim ikinci kapıdan olacak. O da A şıkkında var. Evet geldik 9'a. Yukarıdaki balonlar üzerinde yer alan sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanırsa 3. sıradaki hangisi olur? Şimdi bunları sıralamak için arkadaşlar 10 üstlerini aynı yapmamız gerekiyor. Tamam. Ona göre 10 üstlerini aynı yaptıktan sonra sıralamaya başlayabilirim. Şimdi burada mesela ne var arkadaşlar? En büyüğüne göre sıralamaya çalışalım. En büyüğü burada 10 üzeri eksi 3 var değil mi? Mesela tamam şuna bakalım. Tam kısmı bak burada 45 var değil mi? Buna göre yapmak istiyorum ben şimdi. 45 çarpı 10 üzeri eksi 4 yani hepsini şunu yapacağım. 10 üzeri eksi 4 yapmaya çalışıyorum. Şimdi burada virgül yani buradan başlayalım. Virgülü eksi 4 yapmak için iki tane sola götürmem lazım. Yani ne olur? 45 çarpı 10 üzeri eksi 4 olmuş olur. Bu da. Peki geldik buraya.
Bu da bakın 4 tane sola gitmem lazım. 4 artacak. Pardon, 6 tane sola gideceğim bunda. 1, 2, 3. Şuraya geldim. 4, 5, 6. Yani 0,045 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. Bunda da ne yapacağım? Bunda sağ tarafa gitmem lazım. Sola değil çünkü bunun azalması lazım. 2 azalacak kuvvet. 2 sağa gideceğim. 1 sağa gittim. 45. Bir tane daha geldim. 450 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. Aslında bunu bulmuştuk. Gelelim buraya. Burada da 2 tane sola gitmem lazım ki 2 artı eksi 4 olsun. Yani 1, 2. Yani 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu. Burada eksi 4 olsun diye azalacak değil mi bu? O zaman sola gideceğim. Yani onun kuvvetinin artması lazım. Burasının küçülmesi lazım. Kaç tane? 4 tane sola gideceğim arkadaşlar. Yani buraya şöyle düşünelim. Şimdi 0,45'ti ya. 1 gittim 0 ekledim. 2 gittim 0 ekledim. 3, 4. Yani 0'dan 5 tane var. Şöyle yazarsam 5 tane 0 ve 45. Geldim buraya. Bunu da bir sola aldığımda bu bir, az, bir sağa aldığımda bir azalacak. Yani 0,45 olacak. 10 üzeri eksi 4. Şimdi küçükten büyüğe sıraladığımızda 3. sıradaki hangisi olacak? Şimdi en küçük hangisi burada arkadaşlar? Şimdi 10 üzeri eksi 4'ler arasında eşit ya artık. 10 üzerilere bakmıyorum. Normal sayılara bakıyorum. Bir kere en küçük bu. Değil mi? 0,000 da geliyor. Bu birinci en küçük. Sonra ikinciye bakalım. Başında daha az sıfırlı ne var? Şu var değil mi? İkinci bu. Üçüncü de arkadaşlar bakıyorum. Bu. Yani şu haldeki nerede bakın? D şıkkında var. Geldim sonra ona. Karekök sayıları kullanarak bir sistemi geliştiren Ali, şifreme sistemindeki sayıları aşağıdaki gibi kodlamış. Gördük. Kök içinde sırayla artıyor. A'dan Z'ye kadar yazmış. Ali'nin şifreme sisteminde her kelimenin bir değeri vardır ve kelimenin değeri aşağıdaki gibidir. Diyor ki çay, mesela çay yazdık ya. 3 artı 2 kök 7'dir. Nasıl bulmuş peki? Ç, A, Y diyeymiş. Ç nedir arkadaşlar? Baktım işte kök 4 yazmış. A nedir? Kök 1 yazmış. İşte bu ne? Kök 28 Y. Bunları toplamış, bulmuş değerini. Diyor ki buna göre hangisi, çocuklardan hangi ikilisi birbirine eşit? Dit ve deveye bakacağız. Hemen bakalım. Şimdi D nedir arkadaşlar? Kök 5. Şuraya yazayım şimdi. D için bakıyorum şimdi. Kök 5 artı i. Bakıyorum i'ye yukarıda. I. Kök 12. Kök 12'dir. Artı t. T ne arkadaşlar? Bakalım. T. Ha, şurada kök 24. Gelelim eşit mi acaba? Eve'ye. E kök 6 artı V. Burada bakın kök 27. Ve E yine kök 6. Bakalım bir kere aynı çift basının bunun imkanı yok. Bu kök 5'li bir şey var ya. Burada kök 5'li olacak bir durum yok. Bunu direkt geçtim. Gelelim B'ye. Gama yapacağız. Yani G bakıyorum kök 8. Şuradan başlayalım. Kök 8 artı A kök 1'di yukarıda. M'ye bakalım. Kök 16 burada. Ve yine A yani kök 1. Geldik buraya. B kök 2 olması lazım sonra gittiği için. Yine de bakalım. B kök 2 evet. Sonra kök 2 artı A kök 1 de arkadaşlar. Yine B şöyle demedim. Kök 2 artı U arkadaşlar bakalım. Kök 25. Kök 25 yazabildik oraya. Hatta biraz onu düzeltirsem daha iyi olacak. Şu silgimi alayım. Da tam görebilelim değil mi? Şu kök 25'i rahatsız olduğumu düzelteyim mi tam gözüksün. Evet. Şöyle yazdım. Kök 25. Şimdi bu zaten 1. Bu 4. Bu 1. Bu 2 kök 2. Bu baktığımızda ne yaptı burası? 6 artı 2 kök 2 değil mi? Bu 5 yapar. Bunlar 2 kök 2 yapar, değil mi? Bu da 1 yapar. 5 bir daha. Bu da 6 artı 2 kök 2 yaptı. Bu da 6 artı 2 kök 2 yaptı. Demek ki B şıkkında eşit oldu. Evet geldik soru 11'e. Önden görüntü çekirdek gibi olan bir balkonun aşağısında duvar bulunmaktaymış görüyoruz. Ve 4 eş kareye ayrılmış ölçülere sahip. Bakın 4 tane eş kare var burada. Yani bunların kenarları hep ne olması lazım?
Birazdan bakacağız. Yani burada ikiye alacağız. Şimdi onu tekrar böleceğiz. Şimdi balkona hem aşağıdaki duvar hem de yukarıdaki kalan bölüm sökülerek komple cam takılacak. Yani hem duvar sökülecek hem yukarıdaki kısım sökülecek. Yani komple burası bir cam olacak. Camın A kare birim fiyatı 60 TL olduğuna göre takılacak cam fiyatı ne kadardır diyor. Evet, şimdi burada bakın 4 tane eş kare var değil mi? Bir kere bu kare ise burası da B. Burası da B. Yani bunlar B, 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 B değil mi? Yani ne anlıyorum ben? Bunun tamamı 2A'ydı ya. Şurası 2A değil mi? Demek ki 2A neymiş arkadaşlar? 4B eşit. 2'ye bölersem bir tane A 2B'ye eşit. Ya da iki tane B 1A'ya eşit. Peki ne istiyor bizden? Bu camın, ya burası şöyle düşünelim. Komple şu dikdörtgen her tarafı bir cam olacak. Şimdi şöyle düşünelim. Burası arkadaşlar bir tane B değil mi? Yani burasını düşündüğümüzde A B ne de dersek A bölü 2 olacağı için yani şurası da aslında A bölü 2. O zaman burası da A bölü 2 değil mi? Yani uzun kenarı 2A, kısa kenarı şimdi bulacağım. Nasıl bulacağım? A ile A bölü 2'yi toplarsam buradan altına 1 yazdım. Payda eşitledim. 2A. 1A buradan 3A bölü 2 oldu. Ne yapıyorum yani alan bulurken? Biraz daha aşağı ineyim. 2A uzun kenarla 3A bölü 2'yi çarpıyorum. Zaten 2 ile sadeleşti. Oldu bize 3A kare. Şimdi bir A karelik yer 60 liraysa 3 tane 60. Çünkü A kare 60 düşüneceğiz. O da ne olacak? 180 demek ki değişik. Evet, geldik soru 12'ye. Diyor ki burada tüm dalların yük taşıma kapasitesi eşit bir ağaç yapılmış. Bu ağacın dallarına yukarıdaki kutular asılmış. Bu ağacın dalları en fazla 200 gram yük taşıyabiliyor. Buna göre asılan yüklerden bakın yanlarına yazmış hangisi dalı kırar. Bir kere bunlar köklü ya, hemen şunu kök içine alırsak bu nedir? Ya da hiç gerek yok. Kök de almayalım. Çünkü birazdan niye olduğunu söyleyeceğim. 200'den ben ne istiyorum aslında? Yüksek bir şey istiyorum değil mi? Şimdi burada bunlar bir kere eksi eksi dağıldığında artı oldu burası. Kök 2 ile ikisi toplayabilirim. Ne yapar? 92 daha 110 çarpı kök 2. Şimdi ben bunu 110'un karesini alacağım içeri. Yani 110 çarpı 110 yapacağım. Bir de 2 ile çarpacağım. Sonra kök 200'ün de yani 200'ü de kök içine alıp karşılaştıracağım. Biraz uzun büyük sayılar ortaya çıkıyor. Bunun yerine önce şöyle deneyelim bakın. Acaba burası yaklaşık olarak kaçtır? Şimdi kök 2 arkadaşlar. Şurada denersek. Kök 2. Kök 1 ile değil mi? Kök 4 arasında. Yani 1 ile 2 arasında 1'e daha yakın. Yani 1,2 gibi bir şey bu. Yani 110'u 1 ile çarpsam 110 işte 2'ye çarpsam 55 yani 0,2'ye çarpsam 55 yani 100 bu 200'ü geçmeyecek. Nereden biliyorum? 110 ile işte 1,2 çarp mesela. 0, 2, 2, 0, 1, 1. Bu ne yapar? 0, 2, 3, 1 ile arkadaşlar. Virgülü koydum. 130'larda bir şey yapıyor yani yaklaşık değil mi bu? Demek ki bu 200'e ulaşmasının imkanı yok. Böyle düşünelim. Şimdi buraya bakalım. Bir kere bunları ben toplayamıyorum değil mi arkadaşlar? Çünkü kökleri aynı değil. O zaman aynı şeyi düşünelim. Bu 1,2 gibi bir şey olsa. Bu da hemen kök 5'i bakın şurada bir daha yapalım. Diğer yaptığımız gibi. Kök 5 de arkadaşlar kök 4 ile değil mi? Kök 9 arasında yani 2 ve 3 arasında 2'ye yakın bu. Bunu da 2,1 düşünsek. Şimdi zaten 50'lerde bir şey olacak bu. Bu da 30'larda bir şey olacak. 50'li 30'lu. Hadi bu 60 olsun diyelim. Yani 60'lı 30'lu 90 yapar. 100'e bile hemen hemen anca geliyor. 200'ü geçmesinin imkanı yok bunda da. Şimdi gelelim buraya. 35. Bu arkadaşlar hemen şurada yaparsam kök 35'in neye yakın olduğunu. Kök 36'dan küçük. Bu 6'nın 5'in yani 25'ten küçük yani büyük. 5 ve 6 arasında 6'ya yakın. Yani bu 5, 9'lu bir şey düşünelim tamam mı? Yani yaklaşık 6 diyebiliriz buna biz. Bu da arkadaşlar kök 20'yi düşünürsek yine aynı mantıkta. Kök 16 ile kök 25 arasında 4'e biraz daha yakın. Bu 4 bu 5 ya. Burada 4 fark var çünkü. Burada 5 fark var. 4'e biraz daha yakın. Yani buna 4,4 falan diyebiliriz. Şimdi şöyle düşünün. Bu 4 olsa 100 yapar değil mi? Yani bu 6 olsa 160 yani 170-180 yapsın en fazla. Hani 200 ile geçeceği kesin değil bunun. Ama buraya geldiğimizde zaten arkadaşlar kök 40 kaç yapar yaklaşık olarak bu kök 36 ile kök 49 arasında yani 6 ve 7 arasında burada 4 fark var. Burada 9 fark var. Buraya daha yakın. İşte 6,3 falan diyebiliriz.
kök 40'a. Zaten bu ne yapar? 3 yapar. Ne yapar? 90. Şimdi burası 6 bile olsa arkadaşlar 20 çarpı 6 120 yapar. 90 da buradan gelince 210. Yani burası 6 bile alsak 200'ü geçiyor. Demek kesin olarak geçecek burada 4. kutu var. Yani bu tarz sorularda arkadaşlar 2 saat burada her şıkkın aynısını yapmaya çalışmayın. Önce genel bir bakın mantık olarak hangisi daha kolay bulabiliyor. Kesin gördüğümüz varsa direkt onu işaretleyebiliyoruz burada. Mesela burada D'yi kesin gördük. Kesin işaretleyebiliyoruz. Geldik 13'e. Her katının yüksekliği 3 metre olan bir apartman boyanıyor. Boyamaya 5. katın en üstünden başlanarak aşağı doğru yapılıyor. Boyama yapan usta kök 87 metre aşağı indiğinde kaçıncı katta olur? Yani 5. katın en üstünden, yani buradan başlıyorum boyamaya. Her kat 3 metre, 3 metre, 3 metre, 3 metre, 3 metre gidiyor. Şimdi kök 87 ya. Bakalım bu kök 87 hangi iki tam sayı arasında? Bu kök 81 ile kök 100 arasında değil mi? Yani 9 ve 10 arasında. Şimdi 9 olsa değil mi? Tam şuraya gelir. Ama 9'u geçiyor. Biraz geçiyor. 10 zaten bu buraya kadar 12 olur. Burası 9 bakın. Burası da 12. Yani 9-10 aralığı şu ikinci katta bir yerde olacak. O zaman ikinci kata inmiş olacak. 14'e geldik. A ve B birer tam sayı olmak üzere falan filan burada yani bize bilgi vermiş. Bunu geçtim. Leonardo da Vinci tarafından tasarlanan aşağıdaki bir köprüde parçalar kaymadan durmaktadır. Bunun nedeni köprü üzerindeki kütlenin parçaları eşit olarak dağılmasıdır. 12 çubuk kullanarak tasarlanan bir da Vinci köprüsünde her bir çubuk en fazla 2,5 kilogram yük taşıyabilmektedir. Köprüden 4 öğrenci geçmek istemektedir. Buna göre aşağıda kilogram cinsinden kütlesi verilen öğrencilerin hangisi köprüden geçebilir? Şimdi ne yapacağım ben? Aslında şu, mantığımız şu. Ağırlığı 12 çubuğa eş olarak paylaştıracağım. 2,5 kilogram taşıyabiliyor. Demek ki her ağırlığı 12'ye böldüğümde 2,5'tan az çıkıyorsa evet taşıyabilir. Fazla çıkıyorsa taşıyamaz. Şimdi bakalım buraya. Şimdi burada bunu 12'ye böldüğümde arkadaşlar bakalım yaklaşık kaç yapacak. Bu zaten 4 ile sadeleştirsem 2, burası da 3 yapar. Şimdi burada az önce yukarıdaki gibi bir mantık kullanırsak bu kök 15 arkadaşlar şöyle düşünelim. Kök 16'ya yakın ya, 4'e yakın yani bu değil mi? 3,89 falan diyebiliriz değil mi? Şöyle düşünelim. 3 de 4 olsa 4 kere 2 8. 8'i 3'e bölsem arkadaşlar hani maksimum düşünüyorum. 8'i 3'e bölsem bu hatta böyle hani gösterelim burada. İçinde 2 kere var değil mi? 6 yapar. 20 kaldı ya, virgül ekledim. Şimdi kaç kere olur peki içinde? 6 kere olur. Şimdi bu geçebiliyor arkadaşlar bakın. Değil mi? Geçebilir bu. Şimdi buraya bakalım. Hani emin olmak için buralara bakalım bir. Şimdi yine yapacağım bunu? 12 parçaya böleceğim değil mi? Şimdi yine sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm. 5. 2'ye böldüm. Bunda ne olur? 6. Şimdi buraya bakalım. Bu da yaklaşık yani kök 9'dan fazla değil mi? Yani kök 10 ama kök 9'a yakın. Yani 3'e yakın. 3,1 gibi bir şey. Şimdi 3 olsa 15. 15'i 6'ya bölsem arkadaşlar. Bakalım ne olacak? 6 kere 2 12 yine var. 30. 6 kere 5 tam 30 yapar ama ben bunu 3 aldım. Bu yani buradaki böleceğim sayı aslında 15'ten biraz daha fazla. Yani bu da 2,5'u geçer değil mi? Fazla olur. Bunları emin olmak için devam ediyorum şimdi. Bu da 2,5'u geçti yani köprü kırılabilir. Bu da 2,5'u geçti köprü kırılabilir. Şimdi buraya geldik. Yine ne yapıyorum? 12'ye bölüyorum. 12 daha geçti. Kök 6'yı düşünürsek arkadaşlar. Kök 6 zaten nedir? Şöyle düşünelim. Kök 4 ile değil mi? Kök 9 arasında. Yani bu 2 ile 3 arasında ama 2,5'tan daha az. Niye? Burada 2 fark var. Yani 4'e daha yakın. Burada 3 fark var. 2,5'tan yani tam ortası 2,5 ya. 2'ye daha yakın. 2,5'tan az olduğu için arkadaşlar buradan kesinlikle geçebilir bu öğrenci. Geldik soru 15'e. Ayşe öğretmen öğrencilerinden 25 metre ileri gidip 10,75 metre geri giden bir kişinin İlk konumundan kaç metre ileri gittiğini karekökle olarak tahmin etmelerini istemektedir diyor. Bazı öğrencilerin verdiği cevaplar şunlar. Buna göre en iyi tahmini yapan öğrenciler hangileridir? Şimdi ne yapmış?
25 metre ileri gitmiş. Su, bunu böyle yazalım. Çıkaracağım çünkü geri gitmişti ya. 10.75 geri gitmiş. Bakalım ne kadar ilerlemiş olduğunu göreceğiz. Şimdi buradan 1 aldım 4, 10 aldım attan 9, burası 10. Çıkardım 5, 2, 4 kalacak 0 çıkardığımda. 1, 14,25. Şimdi emin olmak için ne yapalım? Bunu kök içine alalım. Nasıl alıyorum arkadaşlar? 14,25'te 14,25 mecburen çarpıyorum. 5 kere 5 25, 5 kere 2 10 elde var 1, 4 kere 5 burada, burada 1 elde yok değil mi? 25'te 12'nin ikisi gelecek, elde var 1, 5 kere 4 20 21 elde var 2, 5 kere 5 7. Şimdi 5 kere 2 10 elde var 1, 2 kere 2 4 bir de elde 5, 4 kere 2 8, 2 kere 1 2, yine 5 kere 4 20 elde var 2, 4 kere 2 8, 2 daha 10, 1 var. 4 kere 4 16, bir de elde 17, 1 var. 4 kere 1 4, bir de elde 5. Zaten 1 ile çarpınca aynı olacak. 5, 2, 4, 1. Toplayalım. Şimdi 5, 2, 6, 15, 20 elde var. 2, 9, 11, 2 de 13, 1 var 9, 10, bir de burada 2. Şimdi virgülden sonra 4 basamak olması gerekiyor. O zaman buraya geldim. 203'lere yakın. 203,0. Yani hangisi? Şu ikisi 203'e en yakın. Yani Tarık ve Senem. Geldik 16'ya. Yukarıda olasılıkla ilgili bize bilgi vermiş. Geçtik. 1'den 6'ya kadar sayıların yazılı olduğu dart tahtasına 2 defa isabetli atış yapılıyor. Atışların isabetli sayıların toplamının asal olma olasılığı kaç? Şimdi ben 2 atış yaparsam neler olabilir? Peki onu düşünelim. Burada ikisi de farklı yere geliyor diye bir şey demiyor değil mi? Yani 1 1 olabilir, 1 2 olabilir. Şöyle düşünelim. Hani 1 1 olabilir atışlar. Sonra 1 2 olabilir. İşte 1 3. Böyle düşündüğümüzde 1 için kaç tane var arkadaşlar? 1 6'ya kadar 6 tane var. Aynı zamanda 2 için düşüneceğim. Onun için de 2 1 2 2 gidecek. 2 6. Yani her rakam için 6 tane mi olacak? 6 tane rakam var. O zaman 6 çarpı 6'dan 36 tane durum var. O zaman paydayı 36 yazdık. Şimdi ne istiyorum? İkisini toplayınca asal olsun istiyorum değil mi? Şimdi birden başlayalım. 1 ile 1 toplarsam 2 yapar, asal olur. 1 ile 2'yi toplarsam, bu 2 yaptı bakın. Asal. Bu 3 yaptı, asal. İşte 1 ile 3 yaparsam 4. Onu geçtim. 1 ile 5 hop, 1 ile 3 yapmıştım 4. 1 ile 4 toplarsam 5 yapar. 1 ile 5 toplarsam 6, asal değil. 1 ile 6 toplarsam 7 yapar, asal. Şimdi 2'ye geldim. 2 ile 2 ile 1 yaparsam 3 olur. 2 ile 2 gene aynı yere gelse 4 yapar, olmaz. 2 ile 3 toplarsam 5 olur. 2 ile 4 6 yapar. 2 ile 5 7 yapar, olur. 2 5 7. 2 6 8 yapar, başka yok. Şimdi 3'e gelelim, şuraya yazalım. 3 ile başlayalım. 1 4 yapar, olmaz. 3 2 daha 5 yapar, bu olur. 5 yaptı. 3 3 6 yapar, geçtim. 3 4 7 yapar, olur. Evet. Sonra 3 5 8 yapar, olmaz. 3 6 9 yapar, olmaz. Geçtik. Şimdi 4'e geldim. 4 1, şuraya yazalım. 4 ile 1 5 yapar, olur. 4 2 6 yapar, olmaz. 4 3 7 yapar. Bu da olur. 4 4 8 yapar, olmaz. 4 5 9 yapar, olmaz. 4 6 10 yapar, olmaz. Geldim 5'e. 5 1 6 yapar, olmaz. Ama 5 2 asıl olur. 7 yapar. 5 3 8 yapar, olmaz. 5 4 9 yapar, olmaz. 5 5 zaten 10 yapıyor, olmaz. 5 6 11 yapar, olur. Geldim 6'ncıya. 6 1 olabilir çünkü 6 1 7 yapar. Sonra 6 2 8 yapar, olmaz. 6 3 9 yapar, olmaz. 6 4 10 yapar, olmaz. Ama 6 5 11 yapar, olur. Zaten 6 6 12 yapar, olmaz. Şimdi demek ki sayarsam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yani şuraya bir daha yazıyorum. 36'da 15 var arkadaşlar. Şimdi burada sadeleştirirsem 3 ile 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 12, o da 5 yakında var.
Evet, geldik 17'ye. Bu da son sorumuz olması lazım. Bir kontrol edelim. Evet, demek ki 17. soruyla beraber matematik kısmını bitirmiş olacağız Muğla sorularında. Diyor ki bir beşgenin kenar uzunlukları için x aşağıdaki gibi tanımlanmış. Yani kenar uzunlukları için x, yani şöyle demiş. A ile sırada yaparsak A üzerinde B yaz, C'yi topla, E üzerinde D yaz, hepsini topla. İşte buna tanımlamaya göre yandaki beşgende x'in değeri 5 bölü 4'tür demiş. Şimdi yapalım. Nasıl yapıyorduk peki? Bu 5 bölü 4 nasıl olmuş? Şöyle olmuş değil mi? Bakın A'dan, yani nereden başlıyorum? Buradan başlıyorum. Önce A üzeri B, yani 2 üzeri eksilik artı, bak bunu yaptım. Sonra C, yani bunu artı olarak yapmışım, 4'ü artı D üssü E. Ya bakın, yani buradan bunu D üssü E, yani D üssü 1. Bunun sonucu 5 bölü 4 yapacak bunu. Şimdi gelelim buraya. Şimdi 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 yapar. Artı 4 artı D. Çünkü D üzeri 1 D yapar. Burada payda işte. Bunu da bak unutmayalım. 5 bölü 4. Hepsinin paydasını arkadaşlar 4 yapalım. 5 bölü 4 eşittir 1 bölü 4 6 artı 16 bölü 4 artı 4D bölü 4. Paydaları sildim. 5 eşittir 16 toplarsam 1 ile 17 artı 4D. Attım 17'yi buraya. Yani 5 eksi 17 4D oldu. 5'ten 17 çıkarırsam eksi 12 4D yapmış olur. O zaman 12 eksi 12 4'e bölersem D de eksi 3 olmuş olur. O da A şıkkında var. Böylece Muğla sorularını bitirmiş olduk. Herkese iyi çalışmalar. Diğer sorularda görüşürüz.